Başlık: Yükselen döviz kurlarının olumlu yanları. Şimdi bu başlığı okuyunca bir kısmınız diyeceksiniz ki ya bu ne diyor? Ekonominin kötüye gittiğinin göstergesi döviz kurlarının yükselmesidir. Kurlar yükseliyorsa anlayın ki ekonomi kötüye gidiyor. O da nereden çıktı? Kimi diyecektir ki ha, bir yandaş ekonomist daha. Bazılarınız da diyeceksiniz ki tabii ki iyiye gidiyor. İyi bir şey. Dolarlarımız sayesinde daha fazla Türk lirası alabiliyoruz. Elime dalga geçeceksiniz. Hayır, yani ben tamam, genel olarak da doların yükselmesi kötü bir şey ama iyi yanlarını da sizlerle konuşmak istedim. O amaçla videoyu hazırladım. Devam edelim. Merhaba, ben Sıtkı Coşkun. Merkez Bankası büyük bir sürpriz yaptı. Geçen ay 0,50 bas puan faiz indiriminde bulunmuş ve bu da piyasaları dolar artışı, kur artışı yönünde yukarı doğru teşvik etmişti. Bu ay 200 bas puan birden indirdi. Tabii olağanüstü bir tepki gördü piyasalar. Bu sabah baktığımda dolar 9,50'yi geçmişti. Bakalım gün sonunda ne olacak. Biliyorsunuz ben bu kanaldan ekonomiyle ilgili epey bir bilgi verici yayınlar yapmıştım. Faiz yükseldiğinde, pardon, düştüğünde döviz neden yükseliyor anlatmaya çalışmıştım. Merak edenler, detay öğrenmek isteyenler geçmişteki videolarıma bakabilirler ama şu an hani onları izlemeyen kişiler için küçük bir özet geçeyim. Faizler düştüğü zaman her şeyden önce enflasyonun altına inmiş oluyor. Yani Türkiye'deki enflasyon, açıklanan enflasyon 19'u geçmişken ki hissedilen 40 falan faiz oranları 16 seviyelerine düştüğünde yurt içindeki tasarruf sahipleri mevduattan kaçıp dolara yönleniyorlar ve bu sayede dolara olan talep arttığı için ya da döviz kurunu olan talep arttığı için dolar yukarıya doğru yükselmeye başlıyor. Nitekim hani okuyorsunuzdur gazetelerde döviz mevduatları şu kadar arttı, bu kadar arttı diye. Yani yabancıları bırakın, önce biz Türkler başlıyoruz dolara talep etmeye. Yani yapacak bir şey yok. Yani kimse birikimlerinin enflasyonun altında değerlenmesini istemez. Yabancı yatırımcılar bize faiz yüksek diye para getirip bizde yatırım yapıyorlar. Ya burada yabancı yatırımcı derken hani şunu anlayalım. Türkiye'ye gelip fabrika bilmem ne falan yapan, o tür alanlara yatırım yapan yatırımcılar değil bunlar. Türkiye'de yer alan sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan kişiler. Yani Türk dövizi getiriyorlar, burada bozduruyorlar, TL'ye dönüştürüyorlar, tahvil vesaire alıyorlar, hazine bonosu ise senede alıyorlar. Ve belli bir kar elde edince dışarı onları satıp tekrar geldikleri yere gidiyor. İşte buna sıcak para deniyor. Yani Türkiye'de faizler yüksek olunca bu defa yurt dışındaki fonlar, bilmem neler, para sahipleri Türkiye'deki sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmaya karar veriyorlar ve bu sayede bizim ülkemize döviz girmiş oluyor.
Onlar çıkmaya başlıyorlar faiz oranlarının düştükçe. Faiz oranlarının daha iyi olduğu ülkelere doğru kaçıyorlar. Bu durumda faiz düşünce onlar getirdikleri paraları geri götürmek için önceden hani geldiğinde TL'ye dönüştürüp hazine bonosu falan almışlar diye şimdi tam tersini yapıyorlar. O kağıtları satıp onu dövize çevirip buradan bir an evvel gitmeye uğraşıyorlar ve bu da dövize bir baskı yaratıyor. Talebe doğru bir baskı yaratıyor. Bu da döviz kurlarının artmasına yol açıyor. Yani sonuç itibariyle ben hani bunun sebeplerini detaylı olarak anlatmıştım önceki yayınlarımda. Faizler düştüğü anda kaçınılmaz olarak döviz yükselir. Bu böyle. Peki şunu söylemek istiyorum. Acaba dövizlerin yani döviz kurunun artmasının herhangi bir faydası var mı? Zararı çok biliyorum yani sizler de biliyorsunuz. Döviz mesela bizim Türkiye'de bir sürü ekonomik sıkıntılar var. Halkın bir numaralı sorunu ekonomi. Ekonomik sorunlar deyince aklınıza neler geliyor? İşte işsizlik geliyor, enflasyon geliyor, düşük ücretler geliyor, gelirin adil dağıtılmaması geliyor. Bu ve buna benzer bir sürü gösterge, ekonomik sorunlar denince akla geliyor ama bizim ülkemizde genel şöyle bir algı var. Ekonominin nasıl gittiğini döviz kurlarına bakarak insanlar anlamaya çalışıyorlar. Ya da bu konuda hükümleri. Eğer dolar yükseliyorsa ya da döviz işte yükseliyorsa hemen teşhis koyuyorlar. Eyvah bizim ekonomi kötüye gidiyor. Dolar düşünce de vay helal olsun. Ekonomi iyiye gidiyor diyorlar. Ya hakikaten bu böyle mi? Yani dövizin yükselmesi gerçek yani iyi tarafları var mı? Ben bu videoda daha ziyade bunu görmeye çalışacağım. Kur artışlarının olumsuz yönünü daha önceki yayınlarımda anlatmıştım. Yani her şeyden önce enflasyona neden oluyor biliyorsunuz. Bizim enflasyonun iki sebebi, iki türü vardır. Bu türler de işte sebepleri oluştururlar. Daha önce söylemiştim. Bunlardan birisi talep enflasyonudur. Yani üretim azdır ülkede ama talep fazladır. Üretim bu talebi karşılayamıyordur. Sürekli bu yüzden fiyatlar yükseliyordur. Diğeri de maliyet enflasyonudur. Yani maliyet dediğimiz kalemler nedir? İşte ham madde maliyetleri, işte işçi, elektrik, su bilmem ne. Şimdi eğer bir ülkede üretimi girdi olan faktörler ki bizde iş gücü hariç neredeyse kalan bütün girdiler dövize bağlı ithal ediliyor. Ham maddenin çoğu ithal ediliyor. Enerji öyle. İthalat da geliyor. Döviz fiyatları arttığı zaman girdi fiyatları da artıyor. Maliyet de artıyor. Bu da maliyet enflasyonunu doğuruyor. Mesela bizde ihracat 100 birimse bu ihracatı yapabilmek için 40 birim belki de 50 birim mal ithalat etmek zorunda kalıyoruz. Yani ihracatta da ithalata bağlı. Dolayısıyla döviz kurları arttığı zaman bizim
maliyetler de arttığından buna ek olarak eğer talep de beklenenden fazlaysa, normalden fazlaysa ki bizim nüfusumuz sürekli artıyor, o zaman enflasyon katmerli olarak büyüyor. Yani aslında döviz kurlarının artması halkımızın da hüküm verdiği gibi çok iyi bir şey değil ve ekonominin kötüye gittiğine dair bir işaret. Peki yani hiç mi faydası yok döviz kurlarının artmasının? Yani bardağın biraz da dolu tarafından mı baksak acaba diye düşündüm. Yani niye böyle yapıyorlar? Yani ısrarla bu şekilde. Yani daha önceden bunun olumsuz yönlerini görmüş olmamıza rağmen niçin ısrarla faizi indiriyorlar? Bilmiyorlar mı faiz indiği zaman döviz kurunun yükseleceğini? Biliyorlar. Bir sürü ekonomist var, şu var, bu var, danışman var etrafta. Neden? Şimdi bana diyeceksiniz ki hani bunları dinlerken hani diyorum ya bardağın dolu tarafına falan bakalım işte acaba iyi bir şey mi bu döviz kurlarının artması vesaire. Diyorsunuz ki hiç yoktu sanki bir tane daha yandaş ekonomist geldi başımıza. Ya da kimileriniz şöyle benimle dalga geçiyorsunuzdur. Ya tabii ki yani doların yükselmesi, yükselen dolar sayesinde dolarlarımızda daha fazla Türk lirası alabiliyoruz. Bu iyi bir şey falan diye belki benimle şu an dalga geçiyorsunuz. Ya evet daha çok TL alıyorsunuz ama herhalde değişen bir şey olmuyor. Sadece tasarruflarınızı korumuş oluyorsunuz ki zaten daha en başta ve diğer yayınlarımda söyledim sizlere. Faiz düştükçe siz mecbur kalıyorsunuz TL'lerinizi dolara dönüştürmeye ki birikimleriniz reel anlamda erimesin. Her neyse. Soru şu. Yükselen döviz kurlarının faydası nedir? Ülkemizde enflasyon neredeyse kontrolden çıktı. Yönetilemez hale geldi. Yani öyle klasik para politikası, maliye politikası araçlarıyla enflasyonu kontrol altına almak, dinleyebilmek neredeyse imkansız hale geldi. Evet, şeyler yapılabilir ama sonuç itibariyle yani böyle ben enflasyonu düşüreceğim diyorsanız işte halkın harcamalarını kısmak adına faizleri arttırmak, işte bir sürü vergi falan koymak bunlar çok da fazla işe yaramaz hale geldi. Ya bu tür politikalar böyle hani anlık durumlarda bazı ayarlamalar yapmak için faydalı ama bizdeki enflasyon artık kronik bir enflasyon. Yani enflasyonun dayandığı sebepler artık talep ve maliyetin de ötesinde. Şimdi kimi iktisatçılar, bizdeki iktisatçılar diyor ki enflasyonun asıl sebebi yüksek cari açık. Eğer bu cari açık problemini çözmezseniz enflasyonun mücadele için uyguladığınız politikalar başarısız olur. Bir noktaya kadar katılıyorum ben de onlara. Nedir cari açık? En basit tabirle ithalatın ihracattan fazla olması. Yani dışarıya daha fazla döviz göndermemiz. Bize gelen dövize göre. Fakat bundan daha da önemlisi
Bu açığın nasıl finanse edildiği. Yani paranız varsa ithalat yapıyorsunuz. Tamam, iyi. Ama peki ithalat ihracattan işte yıllık bazda 20-30 milyar dolar fazlaysa o 30 milyar doları nereden buluyorsunuz? Borçlanıyorsunuz tabii. Nasıl borçlanıyorsunuz? Dışarıdan para buluyorsunuz. Para buluyorsunuz. Ya da yabancı yatırımlar sizde ki faiz oranları yüksekse bu defa bize paralarını getiriyorlar. Bizim çıkarttığımız sermaye piyasası araçlarına yatırım yapıyorlar. Dolayısıyla cari açık yüksek olduğu müddetçe enflasyonla mücadele için uygulanan klasik bilindik politikalar çok fazla işe yaramıyor. O halde atılması gereken ilk adım nedir? Cari açığı azaltmak. Peki cari açık nasıl azalır? Çok basit. İhracatınızı arttıracaksınız. Peki ihracat nasıl artar? Şimdi mesela bu demin daha ilk başta lafı şöyle açmıştım. Döviz kurlarının artmasının olumlu yönleri var mıdır? Döviz kurlarının artmasının olumlu yönlerinden bir tanesi de bizim ihraç mallarının fiyatlarının ucuzlaması ve bu sayede ucuz olduğu için yurt dışında daha fazla talep görmesi. Yani döviz kurlarının artmasının bir olumlu sonucu da ihracatın artması olacaktır. Nitekim haberlerde şöyle biraz interneti karıştırırsanız gerek Merkez Bankası'nın yaptığı açıklamalar, gerek işte Anadolu Ajansı'nın yaptığı açıklamalarda cari açık düşme eğilimine son 10 ayın en düşük cari açığını ben türü haberlerle karşılaşırsınız. Bu son derece doğal. Döviz kurları yükseldikçe sizin ihracatınız artar. Yurt içindeki üreticiler daha fazla yurt dışında pazar bulmak için çaba göstermeye başlar. Döviz kurları yükseldiği için ithalat düşmeye başlar. İthal mallarının fiyatı yükselir. Dolayısıyla hakikaten döviz kurlarının artması ihracatın daha fazla artmasına yol açar. Yani paralel bir ilişki var. Ek olarak turizmi söyleyebiliriz. Mesela fiyatlar, döviz kurları arttıkça Türkiye turizm anlamında ziyaret için ki zaten ülkemiz çok güzel, bir sürü yazlık ve kışlık yerleriyle, zenginlikleriyle. Döviz kurları yükseldikçe Türkiye'de tatil yapmak da ucuzlar. Düşünsenize bir turistin Türkiye'de kendi ülkesinde kazandığı 100 euro ile burada neler alabildiğini. Tamam biz mahvoluyoruz falan. Hani, tatile bile gidemiyoruz. Parasızlıktan, şundan bundan ama ihracat ve ihracat sayılar, satış ve teslimler anlamında turizm artmış olur. Ve turizmin artmasıyla birlikte ülkemize döviz girişi sağlanmış olur. Bakın bu da döviz kurlarının artmasının olumlu bir diğer sonucu olur. Keza böyle taşımacılık, navlun vesaire gibi hizmetler de ucuzlamış olur. Yani döviz kurlarının artması aslında o kadar yani çok, çok kötü bir şey ama karşılığında da bu tarz bir olumlu gelişmeler olabiliyor. Şimdi mesela hani şunu yapmaya çalışıyor. Belki de işte ekonomi kurmayla hükümet. Biz faizi düşürelim. Bu sayede üretim artsın.
ve artan üretim döviz kurları yüksek olduğu için bizim üretim iniş kurtu yani son mamul fiyatlarımız yurt dışı nezdinde ucuzlasın, faizleri düşürmek suretiyle artırdığımız üretimi yurt dışında ihracat şeklinde değerlendirelim. Böyle ki bize daha fazla döviz gelsin, cari açık kapansın. Ve bu sayede orta vadede enflasyon ve döviz kurları aşağı insin. Böyle bir politika muhtemelen izlemeye çalışıyorlar. Yani kasten döviz artsın özellikle bunu hani yapmıyorlardır. Yani niye yapsınlar diye düşünüyorum. Bilmiyorum çok mu fazla iyi niyetliyim. Yani öyle görmeye çalışıyorum. Ki hani benim bu söylediklerim benim kendi fikrim değil. Çoğu ekonomiyle ilgili yayınlara, kitaplara dayanıyor. Az çok ekonomiden anlıyorum. Ben emekli banka müdürüyüm. 30 sene yöneticilik yaptım, müfettişlik yaptım. Öyle ekonomist olmasam da ekonomiyi takip etmek, izlemek, doğru yorumlamak zorundayım yaptığım iş gereği. Dolayısıyla hani yapılanları bu şekilde de görmek mümkün. Yani ben yeni bir pencere açmaya çalışıyorum. Yani döviz kurlarını yükselmesini faizi düşürerek sağlayalım. Böylelikle ihracat artsın. Ülkemize daha fazla turist gelsin. Cari açık azalsın, kapansın. Bu sayede cari açık kapanacağı için yani ihracatla ithalat arasındaki makas kapanacağı için döviz kurları da enflasyonda ileride düşecektir. Temel mantık bu. Peki bu çalışır mı? Ona bakalım şimdi biraz. Nitekim işe yaramaya başladı. Yani döviz kurlarının artması ithalatı azalttı, ihracatı yükseltti. Bu olumlu bir durum aslında. Çünkü demin de dedi ki enflasyonun temel dayanaklarından bir tanesi. Yani klasik şeyleri bir tarafa bırakacak olursak. İşte talep yüksekliği, maliyet artışı vesaire. Dış ticaret açığı. Bu dış ticaret açığının finansmanı için borçlanılması. Şimdi döviz kurları arttığı için ithalat dolayısıyla düşüyor ve ihracat yukarı doğru çıkıyor. Evet. Yavaş yavaş olumlu yanlarını görmeye başlamış demek ki ülkemiz ama hani bu politika ne kadar işe yarıyor? Yani döviz kurları arttığı için bizim ülkemizde ciddi bir sıkıntı çekiyor vatandaşlar. Yakıta zam geliyor, enerjiye zam geliyor, bir sürü şeye zam geliyor. Ücretler yerinde sayıyor. Ama karşılığında kazandığımız şey acaba bütün bunlara değiyor mu? Ya bence şu an değmiyor. Çünkü bizim üretim anlamında hani bu politikanın altı sanki biraz boş gibi geliyor bana. Yani biz öyle hani çok üreten, müthiş üretim artışı yapan bir ülke değiliz ki hani elimizdeki fazla malları döviz fiyatlarını yükseltmek suretiyle yurt dışına gönderelim. Oradan cari açıyor. Ya bunun için zamana ihtiyaç var. Ya şimdi diyeceksiniz ki döviz faiz oranları düşüyor bu sayede üretim evet
Türkiye'de sermaye sorunu var. Benim bu yayınladığım ekonomiyi okumak konulu seride üretim artışının neden istenilen düzeyde olmadığını detaylı olarak açıklamıştım. Bizim ülkemizde en büyük eksiklik sermaye. Bunu bankalar sağlıyor. Bankalar peki sermaye eksikliğini kredi vermek suretiyle sağladıkları şey, kredide faiz oranları düştüğünde hani teorik olarak yatırımın artmasını beklersiniz ama sonuçta bizde krediler daha ziyade işletme sermayesini finansmanı için kullanılıyor. Ne demek işletme sermayesini finansmanı? İşte maaş ödemek için, ham madde almak için falan. Yani günlük ticari faaliyetler için kullanılıyor. Ha, kapasite kullanım oranları 70-75 seviyelerinde geziyorsa kredi faiz oranlarını düşürürsünüz. İnsanların daha fazla kendi kapasiteleri dahilinde daha fazla üretmesini sağlarsınız. Sanayicilerin, üreticilerin ama sonuç itibariyle biraz zamana da ihtiyaç var bunun olması için. Bir de ben şeye çok fazla inanmıyorum yatırım anlamında. Başka unsurlar da gerekiyor üretimin artışı için. Teknoloji vesaire, bilgi birikimi, şu bu. Yani öyle ha dediğinde üretim arttıramazsınız. Yeni fabrikalar kuramazsınız. Mesela dünyada negatif faiz uygulayan bir sürü ülke var. Bir sürü, her gün 100 tane fabrika açılması gerekiyor normal. Hayır yani sadece faiz fabrikaların açılması, yeni üretim araçlarının hayata geçirilmesi için yetmiyor. Fakat işte zaten üreten firmalar için sermaye ihtiyacının banka kredileriyle karşılanması sırasında maliyetin daha da ucuza inmesine yol açıyor. Dolayısıyla hani biz ülke olarak henüz bu politikanın olumlu sonuçlarını kısa dönemde almaya hazır değiliz gibi geliyor bana. Bakın mesela tarım ürünlerini ele alalım. 2021 verileri daha tabii çıkmadı. 2020 verilerine göre Türkiye geçen yıl tarım, gıda ve içecekte 20,7 milyar TL'lik bir ihracat yapmış. 16,1 milyar dolar da ithalat yapmış. Yani hala tarım ürünlerinde artı 4 milyar dolar civarında bir fazlamız var. Ha, tabii bu da iyi bir şey. Gönül isterdi ki bu 16,1 milyar dolarlık ithalatı da yapmayalım. Dolayısıyla bu 16,1 milyar dolarlık ithalatı neden yaptık sizce? Çünkü biz yeterince tarım ürünlerinden üretemiyoruz. Daha önceki yayınlarımda hep söyledim yani çiftçi artan maliyetler nedeniyle çok zor durumda. Ve artık hani şeyi çevirecek durumda değil yaptığı işi. Yavaş yavaş tarımdan çekiliyor. Mesela eğer biz ülke olarak elimizde tarımsal ürün fazlası olsa ve biz bu tarımsal ürün fazlasını yükselen kurlar sayesinde dışarıya ihraç edebiliyor olsak ve böylelikle bu 16 milyar dolarlık ithalata mecbur kalmasak çok daha iyi olurdu. Ama öyle değil yani. Bir taraftan tarımsal ürünleri ihraç ederken diğer taraftan neredeyse ihracata yakın diyebileceğimiz veride ithalatımız var. Kaldı ki sen yurt içinde ürettiğin ve yurt dışına satabileceğin malları
dışarıya ihracat yoluyla satmaya girişirsen, bu sefer yurt içindeki talebi karşılayamaz hale gelirsin ve fiyatlar gene yükselir. Bir de şunu söyleyeyim, yani bizim böyle marka olmuş hani birkaç tane Güney Kore ürünleri olduğu gibi malımız yok ki yurt dışına gönderelim, bu sayede daha fazla ve daha fazla kazanalım. Bizim ürettiğimiz mallar böyle çok fazla yüksek teknolojiye dayanmayan, hemen her yerde üretilebilen sıradan ürünler. Üretim üretimdir ama yani sonuçta bizim öyle marka haline gelmiş müthiş bir şeyimiz yok. Ürünümüz yok. Dolayısıyla biz bunları ihraç ettiğimiz zaman yurt dışındaki talebi bu defa nasıl karşılayacağız? Yani sonuçta hani dedim ya daha ilk başta döviz kurlarının artmasına olumlu yönde bakalım diye, ama bir de böyle bir gerçek var. İhracatın bu şekilde artması içerideki malları olan talebin karşılanamamasına da yol açacak. Biz ülke olarak büyüyelim istiyoruz. Bizde yıllardır büyüme cari açığa dayanıyor. Yani ithal edip Türkiye'de tüketerek bazı büyüme rakamlarını yıllardır tutturmuşuz. Ha şimdi cari azalınca, ki istatistiklere baktığınızda da bu olmuştur. Cari açık azaldıkça büyüme de aynı hızda yavaşlar. Yani hem cari açık olmasın, hem de biz büyüyelim. Yani %10-12 seviyelerinde büyüyelim, olmaz. Daha aşağı seviyede büyümüş oluruz. Yani şu noktaya varmak istiyorum. Evet, döviz kurlarının artmış olmasının olumlu bazı yönleri de var. Ama bu olumlu yönler karşılığında çektiğimiz acıyı çok da fazla kompanse edebilecek nitelikte değil. Yani bizde zaten üretim artışı veya üretim istenilen seviyede değil, üretim fazlası falan yok. Yani ancak kendi kendimize yetiyoruz. İşte bakın, tarımdan örnek verdim dedim. Bazı tarımsal ürünleri üretemediğimiz için ithal etmek zorunda kalıyor. Durum böyle olunca siz ürettiğiniz ülke içerisindeki ürünleri de ihracata teşvik etmiş oluyorsunuz, döviz kurlarını arttırmak suretiyle. Ama yani bu da iç piyasada bir talep baskısı yaratıyor. Evet, işimiz gerçekten çok zor ülke olarak. Yani ekonomi o kadar zor durumda ki, kriz falan demiyorum, kriz yok ama rakamlar çok farklı, olumsuz göstergelerle dolu. Faiz oranlarını mesela isterseniz yükseltirsiniz, tam tersini yaparsınız. Yani ben döviz kurlarını düşüreceğim diye yola çıktığınızda 23'e falan çıkartırsınız, döviz kurları hakikaten düşer. Ama o zaman ihracat da düşer. İthalat artar. Yani ekonomi kurmaylarının işi çok zor. Yani biz maalesef ülke olarak sanki biraz zaman kaybettik. Bazı şeyleri geç anladık. Bunun bedelini ödüyoruz. Bana öyle geliyor. Neyse, hani derler ya, zararın neresinden dönülse kârdır. Umarım hani bu politikanın orta vadede
olumlu sonuçlarını alırız. Eğer siz kısa dönemde üretim artışını destekleyecek politikalar, stratejiler belirlemezseniz döviz arttığıyla kalır. Umarım her şey yolunda gider. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Sıtkı Coşkun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.